Ay, başım çatlıyor gene. Doktora gidelim diyorum, dinlemiyorsun beni. Tansiyonu yükselmiştir abi. Nasıl yükselmeyecek Münevver, ha? O kadını gördüğüm anda sinir sistemi fırlıyor. Kanım başıma çıkıyor ayol. İstersen eve girmeden bir Agah Bey'e göstereyim seni. Yok yavrum yok, sen rahatına bak. Adamlar seni bekliyorlar ya. Hani ev gösterecekler. Allah gönlüne göre versin. Sağ ol hala. Sen annemi aldırma abi. Peki. Seda'ya söyler misin? Onu burada bekliyorum. Tamam tamam söylerim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya anne beklesene. Allah Allah bırak koluna gireyim. Ayo bin saatte gelmiyorsun. Aa seni mi bekleyeceğim? Ölüyorum zaten. Oh. Hanım ne oldu? Neyin var? Ay ne bileyim Pınar Allah aşkına. Bu adam veriyor ilaçları veriyor. Ben daha kötü oluyorum ayol iyi olacağıma. Ama bundan için. Saatiniz gelmişti zaten. Sanki işe yarayacak. Hamiyet Hanım. Yorulmuşsunuz belli. Ama benim sizinle konuşmam lazım. Sevdacığım, hiç mecalim yok biliyor musun? Yani ben seni dinleyemem. E senin de vaktin yok. Kocan dışarıda bekliyor. Daha sonra konuşalım bir tane. Hadi. Ay vallahi öleceğim ben. Ay bu kadar halsizlik ne bu ayol? Allah korusun. Gerekiyorsa Hamiyet Hanım'ın kapısında nöbet tut. Ama Sultan abla onun yanına yaklaşmasın. Tamam. Ama sen de konuşmadan iyice bir düşün olur mu? Seni beklerken evlerin resimlerine bakıyordum. Hepsi öyle güzeller ki. Yeni hayatımıza başlamaya hazır mısın sevgilim? Önce evlere bakmadan geçen yıldızları seyrettiğimiz yere gidelim mi? Sırası mı şimdi? Emlakçı bizi bekliyor. Tam sırası ne olur. Ne oldu Sevda? Bir terslik mi var? Gidelim. Her şeyi anlatacağım. Peki. Ne oldu Sevda? Yol boyunca sustun. Ben seni çok sevdim Ali Ömer. Ben de seni bir tanem. Tanıştığımız ilk günü hatırlıyor musun? Seni Havva sanmıştım. O zaman bambaşka bir insandım ben. Hayatımdan umudu kesmiş. Doğacak çocuğumu kaderimle nasıl koruyacağımı bilmez haldeydim. Neden konuşuyoruz bunları? Ya ne olur kesmeden bir dinle. Zaten bunları söylemek çok zor. Ben öleceğimi biliyordum. Ya o dört duvar arasında ya da babamların kurşunuyla. Sonra her şey değişti. Kendimi bir girdabın içine dönerken buldum. Nereye nasıl gittiğimi bilmiyordum ama gözlerimi açtığımda senin kollarında buldum kendimi. Sen bana hep yalan söyleme,
benden bir şey saklama diyordun ya. Saklamadın zaten. Sırf senden değil. Herkesten sakladıklarım var. Seninle yüz yüze geleceğimi, kendimden çok seveceğimi bilmeden yaptıklarım. Altında ezildiğim sırlarım var. Ben kendi hayatımdan vazgeçmişken oğlumu yaşatmaya yemin ettim. Bu yüzden Havva'nın oğluyla kendiminkini değiştirdim. Yusuf Ziya bildiğiniz aslında benim oğlum. Umut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.